Bir şafaktan bir şafak, bir akşamdan bir akşama, merhaba demeden daha bu gitmeler gitmek değil. Bir şafaktan bir şafak, bir akşamdan bir akşama, merhaba demeden daha bu gitmeler gitmek değil. Eğil sal kıvım söyleyin, bu benimki sevda değil. Eğil yağmur rüzgar eğil, bu benimki sevda değil. Eğil sal kıvım söyleyin, bu benimki sevda değil. Eğil yağmur rüzgar eğil, bu benimki sevda değil. Demir, güzelliğin gerçekidir. Pencerem kör, kapım kilitli, bu bendeki seyirdir. Eğil dalga, bükül demir, güzelliğin gerçekidir. Pencerem kör, kapım kilitli, bu bendeki sihir değil. Eğil salgım söyleyin, bu benimki sevda değil. Eğil yağmur rüzgar eğil, bu benimki sevda değil. Eğil salgım söyleyin, bu benimki sevda değil. Eğil yağmur rüzgar eğil, bu benimki sevda değil. Eğil yağmur rüzgar eğil, bu benimki sevda değil. İyi akşamlar saygıdeğer Cem TV izleyicileri. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bizi takip eden tüm izleyicilerimize, tüm yurttaşlarımıza Cem TV stüdyosundan iyi akşamlar diliyoruz. Geçen hafta yayından ayrılırken demiştik ki günler pazartesi ve saatler 22'yi vurduğunda biz Kuzey'den programını yapmak üzere stüdyomuzdaki yerimizi almış olacağız. Sizler de randevunuza geç kalmayın. Hatta yani gelmemezlik hele hiç etmeyin diye. Biz hazırız konuklarımızla. Eminiz ki sizler de ekranları başınızda hazırsınız. Şöyle oturduğunuz yerden keyifle arkanıza yaslanarak günün stresini bir kenara atarak güzel bir program hazırladık çünkü sizler için. Şöyle hemen dönüş yapacağım ortağımla başlatalım diyorum. Sevgili Binay Koçak, haftanız nasıl geçti? Bu arada bir Adana'ya gittiniz, geldiniz. Evet. Söz sizde. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle karnelerimizi verdik öğrencilerimize. Onların hepsini evet. Kutluyorum tüm ülkemin çocuklarını. Her ne kadar sistemi bozsalar da çocuklarımız bozulmuyor en azından. Bundan yani işin güzel tarafı sevgili izleyiciler, bir öğretmen olunca kendisi tabii ben o konuyu atlamış oldum. Sağ olsun Binay Koçak düzeltti. Karne alan tüm çocuklarımıza gelecek yıllardaki eğitim hayatında başarılar diliyoruz. Öğretmenlerimize de şimdilik iyi dinlenceler dileyelim. Yeni bir sezona, yeni bir anlayışla başlayacaklar çünkü. Evet. Öyle söyleyeyim. Adana'ya gittik ve güzel bir şey yaşadım, anı yaşadım, güzellikler yaşadım. Yeğenimin düğünü oldu. Dün de Efendimiz Sayın Kılıçdaroğlu oradaydı. Birçok programlarına katıldık.
Herkes geziyor, uçuyor, çalışıyor, yapıyor. Umarım emekler boşa gitmez. Gitmeyecektir diye düşünüyoruz. Konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Sevgili izleyicilerimiz, şöyle konuklarımızdan başlamak istiyorum. Bir kere şunu belirtmek istiyorum. Bu akşam şöyle farklı bir mutluluğumuz var. İki tane hanımefendiyi konuk aldık, konuk ediyoruz. Bir tanesi artık milletvekili adayı. Siyasette olgunluğa gelmiş, önemli bir mesafe almış. Önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi yine geçmişteki başarıları gibi başarılarla temsil etmeye devam edecek Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve aynı zamanda İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı, o da Kuzey'den Emine Gülizar Emecan hanımefendi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl keyifler, iyi misiniz? İyiyiz. Yoğunsunuz. Çok yoğun bir temponun içindeyiz. Öncelikle tüm Cem TV izleyicilerini buradan saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Evet. Şimdi Adaş, sanatçımız evet. Burada. O da Kuzey'den. Aslında aynı memleketten, az sonra değineceğim. Emine Akkaya hanımefendi, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de iyisiniz değil mi? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Böyle gülen yüzler olunca son yıllarda biraz özledik gülen yüzleri sevgili izleyiciler. O yüzden bunun keyfi de üzerimizde. Sayın Emecan, sizle başlayalım istiyoruz. Az önce söyledik, kendisi Kuzey'den. Aslında Güney'le de alakası var, Kuzey'le de. Sizden Emine Gülizar Emecan'ın bir hayat hikayesini çok kısa dinlemek istiyoruz. Ben Emine Gülizar Emecan, aslen Giresunluyum. Hı. Annem babam Giresunlu. Ancak babamın memuriyetinden dolayı, bankacıydı kendisi, bir Ziraat Bankası emekçisiydi. Hı hı. Antalya'da doğdum, büyüdüm. İlk orta lise eğitimimi Antalya'da tamamladım. Daha sonra üniversite okumak için İstanbul'a geldim. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunuyum. Tabii geldik, okul bittikten sonra evlendik ve İstanbul'da, yani o yıldan beri, o zamandan beri İstanbul'da yaşıyorum. Artık hem Kuzeyli hem Güneyli hem de İstanbulluyum diyebilirim. Çok güzel. Sevgili izleyiciler, bu akşam tabii Giresun ilimize de ufaktan bir vurgu yapacağız. Çünkü konuklarımızın ikisi de plaka 28 Giresun diyoruz. Emine Hanım'a bir dönmek istiyorum. Sizin de izleyicilerimiz bilmesi adına küçük bir özet yapmanızı istiyoruz. Yani bizim tanımış olmamız sadece yeterli olmayabiliyor yani. Ben Giresun Keşaplı'yım. 12 yaşıma kadar Giresun Keşaplı'ydım. Köyündeydim, Sarayca köyündeydim. Daha sonra İstanbul'a geldim. Siz de geldim. Biz gibi İstanbul'a geldiniz, evet, daha sonra. Evet, İstanbul gurbete, hepimizin yolu gurbete düştü. Ama tabii gurbette olmamız bizim Giresun'dan uzaklaşmamıza bir etken olmadı. Kesin. Halen hem sorunlarıyla hem genel kültürüyle hem diğer ailemizin de bizim Karadeniz'lerde de vardır. Oradaki pek ocakları kapatmayız biz. Bir evimiz mutlaka orada, kapımız açıktır. Doğru. Mutlaka bir yarenimiz, yoldaşımız, ailemizden büyüklerimiz, atalarımız, ceddimiz halen orada. O zaman sohbetimiz bol bol olacak. Biz kurdeleyi keselim, keselim bağlamayla, bir türküyle açılış yapalım. Evet, ondan yapalım. Sonra değerli konuğumuzla pek çok şeyi bu akşam konuşacağız. Giresun içinde diyelim, Feride. İki sokak arası. Evet, iki sokak arası. Derin bir farklılık. Thank you.
işte bıçak yaresin. Altı kurşun attılar, üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası. Vuruldu düştü yere, gidemedi uzağa. Vuruldu düştü yere, gidemedi uzağa. Ne dedim Feride, düşürdüler tuzağa. Düşürdüler tuzağa. Ne dedim Feride, düşürdüler tuzağa. Düşürdüler tuzağa. Edelim Feridem, düşürdüler tuzağa. Yüreğinize sağlık. Çok eski bir türküdür. Gençliğimizden evet. beri severek hem dinleriz hem de işte aynı zamanda becerebildiğimiz kadar taşıma türküdür. Bizim halk müziğinde taşıma türkü dediğimiz türkülerimiz var. Evet, açalım konuyu biraz. Örneğin işte bir Çanakkale içinde vurdular türküsünü herkes Çanakkale diyebilir. Kastamonu. Ama bir Kastamonu türküsüdür. Kastamonu. Oradaki askerlik yapan bir veya o dönemde kahramanlık yapan yurttaşlarımızın yazdığı bir türküdür derledi. Aynı zamanda Feride de öyle bir Sivaslı'nın Giresun'da bulunarak oradaki bir olayı anlatımının bir hikayesidir aslında. Giresun içinde vurdular Feride'mi bir kaçışın hikayesidir aslında. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben bu teşekkür bilgi ederim. Önemliydi. Ben de meraklıyım Karadeniz yöresiyle ilgili evet. Bu tip konuları araştırmaya ama duymamıştım. O yüzden şahsım adına da teşekkür ediyorum sizlere. Sevgili izleyiciler, özellikle ve özellikle aslında geçmiş dönemi de bunun içerisine koyabiliriz ama Türk kadını olması gereken yerde maalesef olamadı. Pek çok milletten, pek çok ülkeden önce Mustafa Kemal Atatürk döneminde kendisine seçme ve seçilme hakkı verilmiş olmasına rağmen sonraki yıllarda istenilen seviyeye biz Türk kadınını getiremedik. Son yıllarda da bu işler hepten biraz sekteye düştü. O vesileyle şimdi böyle başarılı bir background'u olan bir arkadaşımızı, bir hemşerimizi böyle önemli bir noktada görmek bizi mutlu ediyor. Eminim ki ekranları başında bizleri izleyen pek çok kişi de bizim gibi
aynı şeyi düşünüyordur. Kendisi gerek iş hayatında gerek sonraki siyasi hayatında merdivenleri, basamakları tek tek çıkarak, daha önce biz sosyal medyadan takip ettiğim için biliyorum, partinin çeşitli organlarında görev alaraktan, o basamakları çıkaraktan en son kurultayda da parti meclisine seçilmek suretiyle, şimdi de İstanbul'un 3. bölgesinde, ki orada da oldukça bir büyük bir nüfus var. Son 600 milletvekiline Türkiye Büyük Millet Meclisi sayısı çıkarılınca da oradaki milletvekili sayımız da artacak. Sayın İnce'nin performansıyla daha fazla da artacağı benziyor. Ben o yüzden Emine Hanım'a şunu sormak istiyorum. Siyasete yönelim ne zaman, nereden oldu? Bu bahsettiğimiz basamaklarla ilgili bize bir iki şey söyler misiniz? Aslında yaklaşık, yani 1994 yılından beri siyasetin içindeyim diyebiliriz. Hı hı. Biraz eşimin daha önceki belediye başkanlığı dönemiyle açalım. Birlikte başladı. Zeytinburnu'nun evet. Eski belediye başkanı, eski belediye başkanı Sayın Adile Mecan'a çok selam gönderiyoruz buradan. Selam olsun kendisine. 1994 yılında aday olduğu zaman ben o adaylık çalışması, seçim çalışmaları içerisinde o süreçte çok aktif olarak kendisine yardımcı ve destek olmuştum. Hı-hı. Daha sonrasında, yani belediyeyi kazandıktan sonra da belediyenin iç işlerine hiçbir şekilde karışmadan, altını çizeyim, sadece sosyal ve kültürel faaliyetleri kısmında, kadınlar, gençler ve çocuklarla hı-hı. ilgili faaliyetlerde elimden geldiğince destek olmaya, yenilikçi projeler hayata geçirilmesine katkı sunmaya çalışmıştım o dönemde de. Sanırım ısınmam öyle başladı diyebiliriz. Daha sonrasında da ilçe düzeyinde siyasete ufak ufak başladık, çalışmalarımıza devam ettik. En son 2011 yılında Oğuzkan Salıcı başkanımız döneminde bir il yöneticiliği daveti gelince il yönetim kurulu üyesi oldum. İki dönem il başkan yardımcılığı yaptım. Yani yoğun ve aktif olarak partinin yönetim kurullarında görev almam biz 8-10 yılı kapsıyor diyebilirim. Yönetim kurulu üyeliklerinden sonra bir adaylık sürecim oldu. O adaylık süreci de işte 2015 yılında 7 evet. Haziran seçimlerine hazırlandığımız dönemde partide bir ön seçim kararı alındı. Hı hı. Ben de o dönemde açıkçası ön seçim kararı alınınca örgütüme danışmak istedim bunu. Hı hı. Yani mecliste bakalım beni görmek isteyecekler mi? Çok güzel bir sonuç aldık. 126 aday içerisinde sağ olsunlar beni desteklediler ve ben 6. olarak çıktım. Daha sonra kontenjan adaylarının aralara yerleştirilmesiyle 11. sıradan aday oldum. O dönemde giremedik, kazanamadık. Fakat yılmadık. Yani 1 Kasım'da da tekrar aday gösterildim. Orada da tabii seçimin sürecini biliyorsunuz o dönemde. Meclise giremedik ama biz tabii sadece partide ya da ülkemize hizmet adaylıkla ya da milletvekilliğiyle değil, biz çalışmaya devam ettik. Tekrar bir il yönetim kurulu üyeliği teklifi gelince tamam dedim, yani görev görevdir, biz yaparız, her türlü çalışmanın içinde oluruz. İstanbul İl Eğitim Sekreteri olarak o dönemde Sayın Cemal Can Polat'ın yönetiminde görev aldım. O süreçte de bildiğiniz gibi 16 Nisan referandumunu yaşadık. Evet. Çok yoğun bir süreç geçirdik. Ve arkasından kurultayımız oldu. Orada da bir üst basamağa geçerek Sayın Genel Başkanımızın da listesine almasıyla parti meclisine ve örgütümüzün beni önermesiyle bu çok önemli. Hı hı. Yani oraya ben yine arkamda partimin, örgütümün desteğiyle gittim. Parti meclisinde görev aldım. Çalışmalarımız sürerken işte baskın erken bir seçim oldu. Şimdi oraya değineceğiz. Evet, bir sonuç olarak bir adaylık iddiamız olduğu için, böyle bir iddiayla daha önce yola çıkmış olduğumuz için tekrar ben aday adayı başvurusu yaptım. Evet. Ve işte bu dönemde de merkez yoklamasıyla yine Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve kurul arkadaşlarımız 3. bölgeden 8. sırayı bize uygun gördüler.
göreve bu şekilde devam ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz Karadenizliler en son söylenecek şeyi en başta söyleyen böyle heyecanlı evet. insanlarız. O yüzden ben böyle bir soru sormak istiyorum size. Şimdi tabii sizler siyasetin pek çok makamında görev aldınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani icra organını dışarıdan da izleme fırsatı buldunuz. Haliyle yapılan işlerin sizce yanlışlıklarını da gördüğünüz gibi yapılmayan eksik kalan işleri de görmüşsünüzdür. Biz şimdi sorsak desek ki Emine Gülizar Emecan dışarıdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktınız. İşte 94 yılından beri de takip ediyorsunuz onu. Meclise gittiğiniz zaman Türkiye'de aslında düzeltecek çok şey var ama özellikle ya ben bunu bu milletime hatıra bırakmak istiyorum. Bununla ilgili canla başla çalışacağım dediğiniz konu ya da konular var mıdır? Böyle bir biraz zor bir soru olabilir ama böyle bir soru sorayım size. Yok, zor değil. Hayır, zor demeyeyim. Erken gelen bir soru oldu diyeyim sadece. Evet, problem. Zaten söyledim ya. Evet, problem değil. Tabii ki yani önceliklerimiz var yani çözmek istediğimiz ülkemizin gerçekten. Yani ben şunu biliyorum bir kere kadınların haklarıyla ilgili bir çalışma muhakkak yapacaksınız. Çünkü geçmişte yaptınız hala tamamlanmamış. Az önce ben de bunu izah etmeye çalıştım. Türk kadınının olması gereken yerde olmadığını zaten söyledik. Buyurun. Evet, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını birçok bugün medeni olarak kabul ettiğimiz Avrupa ülkesinden önce vermiş. Bir kere bu bizim için gerçekten çok çok önemli bir karar. Yani siyasette, toplumda kadının yücelmesi ve yer bulmasını biz aslında bu karara borçluyuz. Ulu Önderimize borçluyuz. Öncelikle bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ve hakkını vermemiz gerekiyor. Bugüne kadar da birçok alanda kadınlarımız bunu hakkını vermek için gerçekten ciddi anlamda çok büyük mücadeleler vermişlerdir. Gerek sivil toplum kuruluşlarında, hı hı. gerek mecliste, belediye meclislerinde, partilerin içinde bu mücadele de hala devam etmektedir. Şimdi bir kadın vekil adayı olarak zaten bu mücadeleye destek vermemek diye bir şey söz konusu olamaz. O hı. zaman kendi varlığımızı inkar etmiş oluruz. Ve hala kadın meselesiyle ilgili çözülmesi gereken çok fazla konu olduğu için de bu mücadelenin içinde olacağız. Yani branşımız ne olursa olsun, uzmanlık alanlarımız ne olursa olsun, bence bütün kadın milletvekillerinin, mecliste bütün kadın milletvekillerinin bu meseleye sahip çıkması gerekiyor. Hı hı. Yani ben kadın meselesinin biraz partiler üstü olması gerektiğini ve partiler üstü görülmesi gerektiğini, kesinlikle. O meselede de kadın milletvekillerinin birlikte hareket etmesi, ülkemizin ittifak yapması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle, olarak, kesinlikle bu birincisi. İkincisi çocuklarımız tabii ki çok çok önemli. Çocuklarımızla ilgili çocuklarımızın eğitimi, çocuklarımızın geleceği. Biliyorsunuz çok üzücü olaylar yaşadık son yıllarda. İşte çocuk tacizleri, çocuk cinayetleri yani artık bahsetmesi bile güç olan olaylar ve bu olaylar karşısında özellikle siyasilerin ve yönetimlerin ne kadar duyarsız kaldıklarını yaşadık. Bu duyarsızlıklar hepimizi çok yaraladı. Biz kadınları, anneleri özellikle çok daha fazla da yaraladığını ben inanıyorum. İkinci mücadele alanı zaten bu olacaktır. Bir de tabii mesleğimle ilgili ben çalışma alanım olarak belirleyeceğim alanlar var. Ben aynı zamanda hani inşaat mühendisi olduğumu söylemiştim. İş güvenliği uzmanıyım. Aktifte çalışan bir iş güvenliği uzmanıyım. Hı-hı. Yani saha tecrübesine de sahibim. O konuda da deneyimim var. Sorunları yaşayarak öğrenen bir uzmanım. O alanda mutlaka çalışma yapacağım. Çalışma hayatı. Çalışma hayatı ve iş sağlığı ve güvenliği zaten birbirinden çok da ayrı düşünülemez. Yani sadece sağlık güvenlik değil, çalışma koşulları, çalışma güvencesi, tüm çalışanların, işçilerin ilgilenilmesi gereken ve hala sorunlar barındıran alanlar. Bu alanda mutlaka çalışacağım. Türkiye'nin ve İstanbul'un ciddi anlamda şehirleşme problemi var. Bir deprem problemi var.
İstanbul'un kentsel dönüşüm problemi var. O kadar çok sorun var ki aslında üzerinde durulması yıllardır gereken. Yıllardır çözülemeyen trafik problemi var hala. Evet, yani şehirlerle, şehirlerimizle, yaşamımızla ilgili de problemler var. Daha fazla devam edersem bayağı konu olacak ama asıl olarak dediğim gibi uzmanlık alanım kadınlar ve çocuklarımızın geleceğiyle ilgili konularda bir mücadele vereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Emine Hanım'la söyleşiye birazdan devam edeceğim. Öncesinde bir reklama gideceğiz. Onun öncesinde de sizden bir türkü daha dinlemek istiyoruz. Reklam tamam, sonrasındaki türküyü yayın ortağıma bırakmak istiyorum. Önce Binay abi reklam dönüşü bize ne okuyacağınızı bir seyircilerimize madem söylerseniz. Kadınlarımızdan bahsettik. Evet. Onurlu duruşlardan bahsediyoruz. Kadınlar türküsünü Hasan Hüseyin Korkmazgil'in bu türküyü söyleyeceğim. Peki. Öncesinde ama Emine Akkaya'dan güzel bir türkü alacağız. Ne alacağız Emine Hocam? Trabzon'a gideceğiz. Hasan Tunç'tan Sabahtan Kalkar Kızlar. Hemen benim bitişik köyüme gelmiş olacağız. Öyle mi yapıyoruz? Evet. Komşuyuz zaten. Peki Nur için de yatsın. Maçkalı Hasan Tunç'un Kırandan Aşan Aydır. Memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketim kalmış senin orayışı, ne yollarım eskitmiş ayakkabılarım. Son mintanım da sırtımda paralandı çoktan, şile bezinden. Sen şimdi yüzümün akında ve saçımın telindesin. Memleketim, memleketim, memleketim. Yaylalar, yaylalar da horon eder uşaklar, horon eder. Kumarın içinde, kumarın içinde. Seven seveni arar, seven seveni arar. Kumarın içinde, kumarın içinde. Seven seveni. Thank you.
25 Haziran sabahı Türkiye'ye yepyeni bir güneş doğacak. Sevgiyle tekrar kucaklaşacak ve emeğin bereketiyle ilerleyeceğiz. Gencecik umutların heyecanı ve dostlukların keyif veren masumiyetiyle, Anadolu kadınının fedakarlığı ve güven veren bir huzur içinde, birlikte yaşadığımız tüm canlarla ve bir arada yaşayacağımız mutluluklarla, güneşe doğru güçlü adımlarla ilerleyerek, çok çalışarak, üreterek ve paylaşarak büyüyen bir Türkiye için başaracağız. Bu eşsiz memlekete adanan dualarla, yorulmak bilmeyen bir şevkle, milletimize olan inancımız ve bağlılığımızın verdiği güçle başaracağız. Onurlu tarihimiz için, itibarlı bir Türkiye için başaracağız. Sen yeter ki yüzünü güneşe dön Türkiye. İyi Parti. Dünya nereye gidiyor? Doğa bitmez tükenmez bir kaynak değil. Temiz üretim, sürdürülebilir tüketim için eko etiketi seç. Seçimini çevreden yana kullan. Eko etiket uygulaması, dünyanın ekolojik sistemini korumayı hedefleyen bir sistemdir. Üreticiden tüketiciye bu zincirin halkası olun. Bırakmak istiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım, 3 kilo aldım. 20 kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya, daha çok vakit var. Maalesef. Çok geç. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org. Abla, 1 liranız var mı ya? Abla, 1 liranız var mı acaba? Abi, yok mu burada? 1 liranız var mı? Sakın para falan. Abi, 1 lira be. Ne olacak sanki o? Ne yapardır? Bilgisayarların dilini bilseydin ne yapmak isterdin? Bunlarla insansız uçanları var ya, onları ben uçurmak isterdim. Her şey benim istediğim gibi hareket etsin. Aynı Fokler hocamızın bize yaptırdığı gibi. Babam kamyon şoförü benim. Onun her an tam olarak nerede olduğunu görürdüm. Annemin yerine bütün işlerini yapacak bir robot isterdim. Bunlar artık çocukça hayaller değil, bugünün gerçekleri. Hepsinin temelinde ise bilgisayarla kodlama var. Siz de çocuklarınızın geleceği için onları kodlamayla tanıştırın. Hayalleri gerçek olsun. Hadi çocuklar, kodlama öğrenmeye. Alo? Biz hazırız Yeşilcan, sizi bekliyorum. Tamam Emre, biz de şimdi çıkıyoruz. Günaydın. Günaydın. Hadi bizi takip edin. Anne, susadım. Al oğlum. Aa, bu da nereden geldi? Emre'den geldi baba, bu çok yanlış. Yine çöp attı. Herkes çöpünü dışarı atarsa çevremiz ne hale gelir? Artık inince Emre ile konuşursun. Yaşasın, geldik. Aa, bu ne pislik böyle? Senin yaptığın gibi çöpleri çevreye atarsak işte böyle olur. Çöplerin yeri çöp kutusudur. Doğru Yeşilcan. Bundan sonra çöpleri ait oldukları yere çöp kutusuna atacağım. Sağlığımız için çevremizi temiz tutalım.
gelecek içinde itibar görerek yaşamak her yaşlı bireyin hakkıdır. Görmezden geldiğiniz geleceğiniz. Yaşlıları görün. Çatışmalarla uğraşmak zorunda kalırız. Anlaşmazlıkların bizi çıkmaza sürüklediğini hissederiz. Fakat arabuluculuk sistemiyle husumetleri büyütmeden hızlıca çözeceğinizi biliyor muydunuz? Hadi gelin arayı bulalım. Arabuluculukla bugüne kadar toplam 20 bin uyuşmazlığı çözdük. %70 oranında başarı sağladık. Ve en fazla 4 gün içerisinde çözüme ulaştık. Siz de arabuluculukla işinizi hızlı çözmenin huzurunu yaşayın. Adalet Bakanlığı. Ya aç kalırsak? Dünyada her yıl yaklaşık 12 milyon insan açlıktan ölüyor, gıdaya ihtiyaç her gün biraz daha artıyor. Çiftçimiz üretiyor. Ülkemiz insanını ve 35 milyon turisti doyuruyor. 17 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Ülkemiz doğal afetler nedeniyle zor bir üretim yılı geçiriyor. Ancak eli öpülesi çiftçilerimiz her şeye rağmen üretiyor. Binbir emeğin ürünü, her tanenin kıymetini bilelim, israf etmeyelim. Türkiye Ziraat Odaları Birliği. Geleneklerimizi Cem TV ekranlarında yaşatalım. Dayanışma geceleri, piknikler ve konserler. Kısacası kültürümüze ait tüm etkinlikleri canlarınızla paylaşmak ister misiniz? Siz de eğer bu gönül birliğine varsanız Cem TV'yi 0212 625 18 18 numaralı telefondan arayıp bize ulaşabilir, etkinliklerinizi Cem TV ekranlarında yayınlayabilirsiniz. Kültürümüzü paylaşalım ki daha da çoğalalım. Engelli bireyler size ulaşmaya çalışıyor. Onların sesine kulak verin. Ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Reklama giderken teknik bir arıza oluştu. Böyle canlı yayınlarda mümkündür. İlk kez bizim başımızdan geçmiyor ama şahsım olarak ilk kez benim başımdan geçmiş oluyor. Mümkündür, kusura bakmayınız. Nazar aldık diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sevgili Binay Hocam güzel bir türkü bize seslendirecek. Ardından konuklarımızla söyleşimize devam edeceğiz.
Öncesinde hemen ekranın altında görüyorsunuz. Konuklarımıza yöneltmek istediğiniz sorularınız varsa WhatsApp mesajımız var orada. 0530 848 13 12'den konuklarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şimdi sevgili yayın ortağım Binay Koçak sizlerle. Akışını, kadınlar yürüyor dağlara doğru, Leyla kumoru gül kurusu dağlara doğru, kadınlar kadınlar dağlara doğru, Sivaslı mı Urfalı mı bilemem gayrı, kadınlar kadınlar dağlara doğru, kadınlar kadınlar dağlara doğru. Dağlara, dağlara, dağlara doğru. Çalı çırpı sıla gurbeti dağlara doğru. Sarı sıcak akçivindeki dağlara doğru. Ordu ordu çekip gider ay çiçekleri. Bakma Turaç, bakma bana, bakma el gibi. Bakma Turaç, bakma bana, bakma el gibi. Sezmişler düşmanın korkusunu. Kadınlar kadınlar dağlara doğru, özlemlerle acılarla bir Anadolu. Kusutmalı gecelere ay beşikleri. Bakma Turaç, bakma bana, bakma el gibi. Bakma Turaç, bakma bana, bakma el gibi. Dağlara, dağlara, dağlara doğru. Çalı çırpı sıla gurbeti dağlara doğru. Sarı sıcak akşivindeki dağlara doğru. Ordu ordu çekip gider ay çiçekleri. Bakma Turaç, bakma bana, bakma el gibi. 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 Sevgili ortağım, yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim. Sizleri. Yani sevgili izleyiciler, yayın ortağımdır diye söylemiyorum. Hakikaten çok güçlü bir yorumcu, çok güçlü bir sesi vardır Binay abinin. İşte o duyguyu bulması lazım. Yani... Burada çok fazla belki göremiyorsunuz onu ama. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Ben ufak dar alanların sanatçısı değilim. Meydan sanatçısıyım. Meydanları da biz çok seviyoruz. Yapı olarak, ideoloji olarak, davranış olarak biz sokağın çocuklarıyız. Meydanın çocuklarıyız. Onun için her zaman ne yaparız? Güzel insanların yüreklerinden aldığımız o ahularla topluma sunarız. En büyük ahuyu da Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık biz. Tas tas içiyor. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, gelen birkaç tane mesajınız var. Yani cümleyi şöyle düzelteyim. Gelen oldukça mesajınız var ama ben birkaç tanesini sizlerle paylaşayım. Dedim ya, yani 25. programım Kuzeyden'in bugün ama nazar aldık. Mümkündür. Güzel. Mümkündür. Her şey güzel olacak. Yarınlara biz umutla bakıyoruz. Ve her şey güzel olacağının da emarelerini oldukça alıyoruz. Programınızı zevkle izliyoruz. Çok değerli Emine Gülizar Emecan'a başarılar diliyorum. İnanıyorum ki o mecliste ezilenlerin, emeğin üstüne inananların sesi olacak demiş Murat Yavuz. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Böyle çokça mesaj var ama ben şöyle paylaşacağım. İyi akşamlar Mehmet Bey. Size ve konuklarınıza selamlar. Bu güzel program için teşekkür ediyoruz. Size ve Cem TV televizyonuna demiş. Şöyle bakıyorum. Sayın vekilimizin türkülere yabancı olmadığı anlaşılıyor. Düet yaparken mikrofonu ona uzatsanız sanıyorum sizden çok geri kalmayacak gibi sizi zevkle izliyoruz demiş Celil Yüksel. Teşekkür. Ben de öyle düşünüyorum aslında. Şimdi şöyle bir başka mesaja bakıyorum. Gülizar Hanım'ın milletvekilliği adaylığı hayırlı olsun. Seni artık vekil olarak görüyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim ben de tüm mesajlara. Tur abi diye gelen bir başka mesaj. Mesaj çok. Emine Akkaya'dan bir değiş istiyoruz diye bir başka mesaj. Emine Akkaya hocamızın Buğday Tanesi türküsünü rica ediyoruz demiş Belkıs Hanım. Bir başka istek var. Dilim Yaralı türküsünü rica ediyoruz Hüseyin Doğan. Çokça var. Bunları ben okuyacağım. Ekranın altında var. Vakit buldukça sizlere seslendireceğiz. Sayın vekilim ben de diyeyim böyle rahatlıkla. Şimdi evet, rahatlıkla. Memlekete gidiyor musunuz? Önce onu bir konuşalım sizle. Gider misiniz o güzel coğrafyanın? Kesinlikle. Kendim bildim bileli. Yani hiç kopmadık. Elbette işte gurbetteydik ama dedelerimizden kalan bağımız, bahçemiz var. Annem babam her zaman sahip çıkmışlardır topraklarına. Her yaz yani çocukluğumdan beri yazın 3-4 ayı benim memlekette köyde geçmiştir. Trabolluyum ben. Annem Esbiyeli, babam Trabollu. Diğer oralarda ilçeler alınmasın ama ben şimdi Trabzonluyum. Geçmişte otobüs yolculuğu bolca oralardan yaptık, evet. O sahil şeridine kadar. Hala öyleyimdir, severim oralardan seyahat etmeyi. Trabzon'dan İstanbul'a gelirken Samsun'a kadar saat kaç olursa olsun kesinlikle uyumam, o sahil şeridini izleyerek giderim. Dönüşte de Samsun'da uyanır, o sahil şeridi bitene kadar kesinlikle uyumam, yani odur. O sahil şeridini izlemek benim en büyük keyfimdir. Ve Trebolu ilçesi ve onun açıklarındaki adacıklar daima beni cezbetmiştir. Hep hedefimdir. Yani bir gün öyle o kayacığın üzerinde oturup kafa dinlemek, suyun ona böyle vuruşunu denizin, Trebolu'ya ayrı bir şeyim vardır, yaklaşımım vardır. Tabii memleketlerin hepsi güzeldir. Kesinlikle. Bunu derken sadece Karadeniz değil, Türkiye'nin 7 bölgesinin kendine has çok güzel özellikleri, çok güzel güzellikleri vardır. Kesinlikle. Yani tüm tabii sahil dediğiniz gibi aslında çok izlemeye değer bir sahil. Ben 2 gün önce birkaç tane Samsun Derneği'ni ziyaret etmiştim seçim çalışmaları sürecinde. Onlara da şunu söyledim o zaman. Samsun'a girdiğim anda, denizi gördüğüm an memlekete gelmiş kabul ederim kendimi diye. O yüzden bizim Karadeniz sahilinin her ilçesi, her kasabası aslında çok güzel. Memleketimizin dediğiniz gibi her yeri çok güzel. Ben nereye gidersem gideyim, doğusu, batısı, güneyi, güneydoğusu farklı bir tat alabiliyorum. Yani bu çok önemli. Evet. Çok değerli, güzel bir Anadolu'muz var aslında. Kesinlikle. Kıymetini bilmemiz lazım. Kesinlikle bilmemiz lazım. Yani çok iyi, çok güzel bir coğrafya ama işte jeopolitik konum sebebiyle pek çok emperyal devletlerinin sürekli gözünün olduğudur. Evet. Coğrafya. O yüzden bu ülkede yaşayan bütün yurttaşların uyanık olması gereken de bir coğrafya. 7 bölge diyoruz, buradan bahsediyoruz ama bu 7 bölgenin çok önemli özelliği var. Neresinden tutarsanız tutun, neresine girer çıkarsanız çıkın, hepsi birbirine türkü söylüyor. Orta Doğu'daki ülkelerin kendilerine ait türküleri olmadığı için, bir tam temel bir kültür yapıları olmadığı için tarihlerinde böyle dağılıyor. Ve kendi ülkesini savaşacak, orada savaşacakken gelmiş bana sığınıyor. Şimdi biz tamam diyoruz ama yanımıza emperyallara diyoruz ama asıl içimizdeki emperyallardan kurtulmak lazım. İşte onu aslında işte bir bütün, biz onu o şekilde ifade ettik. Muhakkak onların diyalog kuracakları birileri, gerek sadece bizim ülkemizde değil başka ülkelerde de. Onun için çok kızıyorum. Kadın kotası diye bir şey olmaz bence. Gençlik kotası diye bir şey olmaz.
ülkeyi en az 20 yılına kadınlarımıza teslim etmemiz lazım ki buranın düzelmesi lazım. Kesinlikle. Kadın ön plana çıkmalı. Tabii. Evet. Kesinlikle. Eşit kulvarda yarışmalı. Evet. Evet, şimdi şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Hem konuklarımızı hem de sevgili izleyicilerimizi bir Giresun'a getirmek istiyoruz, götürmek istiyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Şimdi bir müzisyen kardeşimiz var. Aslında biz Kuzey'den programına onunla beraber başlamıştık. Bugün konuğumuz için geldi. Sevgili Emre Aksoy, düzeltiyorum Gürsoy, çok özür diliyorum sevgili kardeşimden. Mümkündür. Bugün bir nazar değdi dedim ya sevgili Emre'cim. Şöyle kamera bir alabilir mi Emre kardeşime? O bize Giresun yöresinden bir demet sunacak. Sevgili Emre Gürsoy'la sizleri baş başa bırakalım. Ardından konuklarımızla söyleşiye, Türkiye şiire devam edeceğiz. Yarasını doktor sarıyor. Eşref'in yarasını doktor sarıyor. Eşref'in annesi yanmış ağlıyor. Atma hakkı atma, pişman olursun. Eşref'in beylerine rezil olursun. Attığın mermide anam sen utanırsın. Pazar su dereleri bir ufak dere. Eşref'i vurdular anam nafile yere. Eşref'i vurdular anam nafile yere. Nafile nafile o da nafile. Cenazemi koydular otomobile. Cenazemi koydular otomobile. Atma hakkı atma, pişman olursun. Giresun beylerine anam rezil olursun. Attığın mermide anam sen utanırsın. Oy Giresun, Giresun, oy Bektaş Gümbet yaylası. Oy Giresun, Giresun, oy Bektaş Gümbet yaylası. Hastaya ilaç gibi dikme taşın havası. Şu kümbet dedikleri yaylaların havası da yaylaların havası. Yaylaya gidiyorum da haydi yavrum gel hele. Kümbete gidiyorum da haydi yavrum gel hele. Daha dün çocuk gibiydi bir de şimdi gör hele. Daha dün çocuk gibiydi bir de şimdi gör hele. Ha buradan aşağıda var yollarım yollarım.
Ha burada maşallah var yollarım yollarım. O ince bellerine kemer ola gollarım. Elif dedim ne dedim, kız ben sana ne dedim. Yar senin hatırına ananla ana dedim. İndereye düze bak, aynadaki yüze bak. Kız beni beğenmezsin, aldığın öküze bak da aldığın. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Emre. Sağ olun. Çok sağ ol sevgili kardeşim. Şimdi sevgili izleyiciler, şurada bir iki tane daha mesaj var. Öncelikle Belçika'dan gelen bir mesaj beni mutlu ettiğini söyleyeyim. Bu mesajın samimiyetinin okudum o yüzden. Belçika'dan selamlar, kalite arıyordum size denk geldim dedi. O samimiyetine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yoksa pof poflanmaya çok ihtiyacımız yok. Onu belirtmek istiyorum. Cev TV ailesine, Kuzey'in asi seslerine, vekilimize, hocamıza, Erzincan Refaiye Çukurçimen Köyü'nün asi sesi Binay Koçak'a selamlar hepinize demiş. Evet. Trebol'un neresinden diye soranlar var. Ya o kadar o kadar köye de inmeyelim ya. Evet, Türkiye'nin gülen yüzü Gülizar Hanım, başarılar diliyorum demiş Erdoğan Karadeniz. Buradan Nazife Aktaş Bahçeli Evler'den başarılar diledi, teşekkür selamlar gönderdi. Teşekkür ediyorum kendisine. Selamlar gönderiyorum ben de burada. Merhaba Mehmet Bey, programınızı heyecanla takip ediyoruz. Gülizar Hanım Giresun'da emektar ve çalışkan kadınların temsilcisi olacak. Yolu açık olsun Belkıs Eryüksel diye gelen bir başka teşekkür ediyorum mesaj. Şimdi şöyle bir reklam kuşağımız daha gelecek. Ben Emine Akkaya hocama bir dönmek istiyorum. Siz bir albüm yaptınız. Buğday evet. Tanesi ismini taşıyor. 2015'te. 2015 yılına ait bir albümümüz. Tam da albüm değil de böyle single, 5 eserden, türküden oluşan beste ve anonim karışık bir CD'miz var. Hı hı. Yeni çalışmalar var. Evet, kendi eserim olan bir Karadeniz türküsü var. Klip aşamasına kadar getirdik. İnşallah bir ay içerisinde bunu yapacağız. Geç tanıdım sizleri, eksik sayıyorum. Kendime sayıyorum. Biz de aslında eksiyiz. Bizden de kaynaklanmış olabilir. O yüzden ama çok beğendik. Hem yorumunuzu, türkülerinizi. Sağ olsunlar. Gerek Sayın Adile Mecan, gerekse Gülizar Hanım. Siz zaten tanışıyorsunuz. Evet. Derneklerden, evet. Sivil toplum kuruluşlarından. Emecan ailesini aslında tanımayan yoktur. Bir tek Giresunlar değil. Bugün nereye giderseniz gidin. Söylediğiniz zaman hemen mutlaka bir yere dokunmuşlardır. Dokunmuşlukları vardır. Evet. Bir şekilde ve hemen karşınıza gelir. Ben tamam. De şanslıyım. 23 reklamların ardından bize ne okuyacaksınız? Gene bir Karadeniz'e gidelim. Değiş isteği var ama. Tabii, o zaman değiş de bir tane değiş okuyalım. Çünkü evet. Birkaç tane geldi. Bir onu olabilir. Karşılayalım. Ondan sonra Karadeniz türkülerine doğru, devam edelim. Doğru, tamam. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından biz burada olacağız. Siz de bir yere ayrılmayın. Yurt, bağımsız muhalif halkın gazetesi. Behzi Şahin'in yönetiminde yurt yazarları Türkiye'nin nabzını tutuyor. Profesör Doktor Şükrü Sina Gürel, Müslüm Sarı, Çetin Osman Budak, Mustafa Balbay, Leyla Tavşanoğlu, Adnan Bulut, Profesör Doktor Mithat Melen, Tuğba Emlek, İsmet Orhan, Uğur Cilansu, Erhan Baydar, Elif Doğan Şentürk, yurt spor yazarları Osman Koray Kapan, Kubilay Toptaş, yurt dış politikada Süleyman Karan, yurt ekonomide Sibel Köklü, Mustafa Ülkü Caner ve Başak Kamancı Budak Ege'yi evinize getiriyor. Türkiye'nin en yetkin tarım ve çevre yazarı Profesör Doktor Tayfun Özkaya, yurt sinema ve kültür yazarı Olcay Bağır, vergi ve mali işler yazarı Oğuzhan Aslan, Ankara'nın nabzı Ankara gündemi köşesinde atıyor. Yurt Halkın Gazetesi, kağıda dokunun. D-Smart Net'le hızınızı kesmeyin. Limit yok, kota yok.
ücretsiz kurulum ve 24 ay sabit fiyat garantisiyle 10 megabite kadar hızlı, sınırsız D-Smart Net ayda sadece 67 lira. Üstelik istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dünyanın sporu GoSpor'la birlikte. D-Smart. Siz hep kalbimizdesiniz. Sizi her gün rahmetle anıyoruz. Tüm Avrupa'da 24 saat hizmetinizdeyiz. Acı gün dostunuz Erenler Cenaze. Avrupa ücretsiz arama hattı 00800 900 990. Türkiye'nin de Suriye'nin de oradaki Türkiye'nin... Kim ne dedi? İslam dünyası ve Orta Doğu'da. Türkiye ve dünya neyi konuştu? Görünmeyen bir kadın var bu. Bu bölgeyi hep taşeron olarak görmüş. Gündemin sıcak gelişmelerini farklı bir bakış açısıyla ekrana taşıyan gazeteci Zafer Arapkirli ile Seyri Alem her salı 19.30'da Cem TV'de. Çocuk sahibi olamayanlar ve olmak isteyenler için jinekolog Ercan Köse ile Reçete tam size göre bir program. Aile sağlığı, kısırlık ve küçük. Elinizdeki tahlil tetkiklerle geliyorsunuz. Tüp bebek tedavisini anlaşılır bir dille ekrana taşıyan Ercan Köse ile Reçete her cumartesi saat 11.30'da Cem TV'de. İyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem, deprem oluyor. Gel, 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 gel. Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır. Thank you.
güzel hakikaten. Duygulandıran da bir türkü. Evet sevgili izleyiciler, reklamlarımızın ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimize hatırlatmak babında bugünkü Kuzey'den programının konukları Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Emine Gülizar Emecan hanımefendi ve sanatçımız Emine Akkaya hanımefendi. Gelen mesajlarda da vurgu yapıyorlar, iki tane Emine Hanım'ı ekranda görmek. Bizi mutlu etti arkadaşlarınız, hemşerileriniz. Oldukça fazla gelen mesajlar var. Vakit bulursam onları okumaya devam edeceğim sevgili izleyiciler. Şimdi ben Sayın Emecan'a dönmek istiyorum. Tam orada kalmıştık konuşurken. Demiştiniz ki bu görevi aldım ve daha sonra bir erken seçim. Evet. Yani buna farklı adlar da söylendi. Baskın diyoruz. Baskın biz, denildi. Açıkçası. Acil denildi, evet. denildi. Bu süreçle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani çünkü tüm ısrarlarla muhalefetin yakında bir seçim gözüküyor gibi cümlelerine hükümet kanadından sürekli öyle bir şey gündemimizde yok derken bir takım hamleler yapıldı. Türkiye'nin önemli bir medya kuruluşu el değiştirdi vesaire vesaire. Sonra ardından pat diye bir seçim ortaya çıktı. Şöyle bir düşüncelerinizi bu konuyla ilgili öğrenmek istiyoruz. Tabii ki. Öncelikle böyle güzide müzisyenlerin içerisinde böyle bir ortamda siyaset konuşmak da gerçekten biraz zor oluyor ama çok da keyifli aynı zamanda. Ben Emine kardeşime teşekkür ediyorum biraz önceki sözlerinden, güzel sözlerinden dolayı. Hakikaten biz çok eski tanışıyoruz. Ben de hayranıyım kendisinin, özellikle sesinin. Hep söylerim buğulu bir sesi olduğunu. Gerçekten hayranlarına buğulu. Bu akşam bizi de ekledi değil olsun. Mi? Evet, evet kesinlikle. Öncelikle gerçekten ortam çok keyifli. Hı. Ama siyaset konuşmak durumundayız. Sonuçta bir erken seçim, baskın seçim var. Aslında 2015'e gidelim. Hı. 2015 öncesine gidelim. 2015 öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz karşımıza bir yeni bir sistemle çıktı. Yani daha fazla yetkilerle donatılmış bir başkanlık sistemiyle, yeni bir cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkenin çok daha iyi yönetilebileceği şeklinde bir tezle ortaya çıktı. Hı hı. Ve toplumdan da bununla ilgili bir destek istedi, onay istedi 2015 seçimlerinde. Ve hep sürekli bahsettiği 400 vekil, 400 vekil gibi bir talebi olmuştu hatırlarsanız. Fakat 7 Haziran, evet 400 çoğunluk yani bu başkanlık sistemine, başkanlık rejimine mecliste hiçbir engel önlerine çıkmadan geçebilmenin yolu 400 tane vekilin hükümet tarafından evet. olmasıydı. Şimdi bunu başaramadılar. 7 Haziran'da ve 1 Kasım'da, 1 Kasım'da da başaramadılar. Fakat bu ısrarlarından ve iddialarından vazgeçmediler. Ülkeyi ne dediler? 16 yıldır sanki başka bir hükümet yönetiyormuş, başka bir başkan, başbakan, cumhurbaşkanı varmış gibi. Bize bu yetkiler yetmiyor, biz daha iyi yönetmek için sizden bu yetkiyi istiyoruz şeklinde. Ve şu andaki Cumhur İttifakı'nın küçük ortağının lideri Bahçeli'nin bir gün bir çıkışıyla, ki biz onun çıkışlarına çok alışkınız ülke olarak, böyle gecesi gece rüyasında görür, böyle sabah kalkar. Ya işte bir referanduma gidelim dedi. Daha öncesinde de yapmıştı bu tür çıkışlar. Evet. Bunu halka soralım dedi ve biz 16 Nisan'da biliyorsunuz bir referanduma gittik. Bu toplumda tabii çok tartışıldı. Evet mi, hayır mı verileceği. Anayasayla ilgili, uyumla ilgili çeşitli çalışmalar yapıldı mecliste. Ve sonuç olarak çok az bir farkla. Sonuçları da sadece evet hayır değil, sonuçları da çok tartışıldı. Sonuçları da biraz tartışmalı, şaibeli evet. olacak şekilde maalesef. Bir evet oyu çıktı, onay verildi ve başkanlık sistemine bir giriş yapıldı.
O günden sonraya baktığımızda biz hep bir 16 yılın muhasebesini yapıyoruz aslında siyasiler olarak. 16 yılın muhasebesini yaparken son bir yılında muhasebesini yapmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani biz bu ülkeyi daha iyi yöneteceğiz. Çok daha iyi işte ülkemizi daha ileri seviyeye götüreceğiz derken nereye geldiğimize bakmak lazım. O halle yönetilen, o hal olmadan artık görüyoruz ki bu ülkeyi yönetme yeteneğini kaybetmiş bir hükümetle karşı karşıyayız ve o günden beri olağanüstü hal altında kanun hükmünde kararnamelerle, Cumhurbaşkanı kararnameleriyle bu ülke yönetiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi saf dışı bırakılmış. İstedikleri kanunu istedikleri gibi çıkarıyorlar. Torba yasalar içerisinde her şeye geçiyor. Genel kurullarda, komisyonlarda hiçbir şey tartışılmıyor. Böyle akıllarına gelen her şeyi kendileri için uygun olan, bakın ülke için demiyorum, kendileri ve kendi gelecekleri, kendi bekaları için uygun olan her türlü kararı almak adına birçok hamleler yapıldı. Buna rağmen ülkenin ileriye değil geriye gittiğini görüyoruz. Evet. Ülke geriye giderken bir kere demokratik olarak geriye gitti. Demokrasimiz zedelendi. Bir ülkede demokrasi yoksa zaten o ülkeye güven de olmaz. Özellikle de dış kaynaklı güvenin zedelendiğini de görüyoruz. Bunun da ekonomiye yansımalarını yaşamaya başladık. İşsizlik arttı, ekonomik sıkıntılar artmaya başladı, insanların alım gücü azaldı. Dolar 16 Nisan'dan önce 3,5 iken 4,9'lara fırladı. Bunu yaşadık biz. Yani o hareketlerle bir istikrarsızlık. Sayın Vekilim şöyle mi demek lazım? Yani bu beklenmeyen, acil dediğimiz bu seçim kararını aslında ekonomiyle alakalı. Kesinlikle etkisi var. Gidişat hiç iyi değil. Bunun halka hesabını veremeyecek hali geleceklerini görünce bir anda yine bu küçük ortak ortaya çıktı. Ve hani biz bir erken seçim bekliyorduk ama bu baskın bir 24 Haziran'da çok baskın bir acil seçim oldu. Böyle bir seçim teklifi yaptı. İşte sizin dediğiniz gibi kesinlikle erken seçim düşünmüyoruz derken Cumhurbaşkanı bir anda 24 Haziran tarihini açıkladı. Burada tabii şunun da altını çizmek gerekiyor. 24 Haziran kararı alınırken biliyoruz ki muhalefeti biraz hazırlıksız yakalamak isteği de vardı. Var. Hükümet tarafında. Vardı. Siyasette bu tip beklentiler oluyor tabii. Yani ben işin şu tarafındayım. Bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi alması gerekirken yani daha ortada seçim yokken 2019 için kurulan ittifakın iki ortağının aldığı bir karar olarak tarihe de geçti kesinlikle. Diyoruz. Evet kesinlikle. Emine Hocam size dönmek istiyorum. Siz ASM mezunusunuz yani evet. Arif Sağ. Aslında şöyle 1997'de Hüseyin Fırtına'nın müzik eğitim merkezi var Şinevre'de. Hı-hı. Orada başladım. Daha sonra ASM'ye katıldım. Orada mezun olup müzik hayatıma başlamış oldum profesyonel olarak. Yani bizim Doğu Karadeniz'de tabii bağlamayı çok iyi derecede icra edip Türk toplumuna mal olmuş ya da kendini geniş yelpazeye açmış çok fazla sanatçımız yok. Evet. Yani iyi derecede bağlama çaldığı iddia edilemez ama hı-hı. kendini Türk toplumuna açan merhum Erkan Ocaklı'ydı. Ama sonrasında az Çetin bir kadının Akdeniz ayrıca evet, bu kadının belki icra etmesi Çetin bizim hoşumuza gitti. Ordulu'dur. Çok iyi bir virtüözdür Çetin Akdeniz. Şimdi tabii erkek... Ama Çetin Akdeniz'i müzik camiası bilir. Çok iyi bir bağlama olduğunu. Kadın olarak bakarsak sizin bakış açınız yani sorduğunuz soruyla ilgili. Evet doğru söylüyorsunuz. Aslında bir tek sadece enstrüman bakımında değil, yani söylem ve yorumcu açısından da sıkıntı Karadeniz. Evet. Bu ittifaklarla ilgili bir şey sormak istiyorum Sayın Emecan. Evet. Yani işte 15 vekilin, yani bu seçim kararı alındı, az önce dediniz, muhalefeti hazırlıksız yakalama planları da vardı. Hakikaten öyleydi. Fakat işte İYİ Parti'nin seçime sokulmayacak son dakikada cümleleri kamuoyunda konuşulurken bir pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 tane vekilin İYİ Parti'ye geçişiyle beraber seçime girme hakkını elde edişi
Sonrasında da kurulan Millet İttifakı ve bugüne gelindi. Bugün 11 Haziran. Evet. Artık 13 gün kalmış seçime. Bu süreci de bir yorumlamanızı istiyorum. Şimdi tabii o ittifak kendiliğinden aslında koşulları oluşarak son nokta ittifak kurularak oluşmuş bir yapı. Hı hı. Çünkü hedefleri ortak, söylemleri ortak bir partiler bir araya gelerek ittifak oluşturdular. Cumhur İttifakı'na karşı nedir bu söylemler ve ortak aldıkları kararlar diye baktığımızda Millet İttifakı'nın altındaki tüm partiler OHAL'in kalkmasından yana örneğin. Parlamenter sisteme ama güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme yeni bir düzenlemeyle ve yeni bir anayasayla geçilmesinden yana. Seçimin siyasi partiler ve seçim yasasının Türkiye 1980 darbesini Türkiye'ye getirmiş olduğu siyasi partiler yasasındaki en büyük garabetlerden birisi toplumun her kesiminin kendini aslında mecliste ifade etmesi gerekirken etmesinin önündeki engel olan %10 barajının kaldırılması ve %1'in üzerinde oy olan bütün partilerin meclise milletvekili sokması, hı hı, ile ilgili yine bir ortak söylem karar gibi aslında demokrasimizi yeniden yapılandıracak bir takım çalışmaları ortak bir şekilde yapacak olan partiler bir araya gelerek Millet İttifakı'nı kurdular. Yani öncelikleri bu ittifak partilerinin bu. Bu süreçte de bütün bu partiler şu anda sahada vatandaşa, seçmene bunu anlatıyor. Biz bunu anlatıyoruz. Türkiye'nin bir demokrasi problemi var öncelikle. Bu koşullar altında Türkiye yönetilemiyor. Bir değişim gerekiyor. Ve bu değişimin de 24 Haziran'da gerçekleşmesi gerekiyor diye. Biz bunu anlatıyoruz. Diğer taraftan Cumhur İttifakı'na baktığımızda çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. Halbuki, hı hı, bir iktidar partisi vaatte bulunamaz. Ancak yaptıklarıyla vardır. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır demesi lazım. Maalesef yaptıkları yapacakların teminatıysa tehlike büyük demektir gördüğünüz gibi. 24 Haziran'a giden bu süreçte de sahalardayız, sokaklardayız, esnafla görüşüyoruz, pazar geziyoruz, pazarda alışveriş yapanlar, çarşıda alışveriş yapanlar, evlere gidiyoruz, insanlarla paylaşıyoruz. Bir değişim isteğinin toplumda da oluşmaya başlamış olduğunu açıkçası görüyoruz. Bunu gerek muhalefetin yaptığı mitinglerde gerekse iktidar kanadının yaptığı mitinglerde katılımcılarla alakalı olarak biz de ekranlardan, medyadan görüyoruz. Evet. Muharrem İnce'nin ciddi manada mitinglerine bir teveccüh var. Öbür tarafta Binali Bey'in yaptığı mitinglerde kimse yok. Özellikle Giresun ve Ordu'daki mitingde, keza yine, evet, Cumhurbaşkanımızın yaptığı mitinglerde katılım oldukça zayıf. Hatta bugün gelirken çok bakma ihtimalim olmadı ama galiba saat 13'te Bursa'da bir mitingi, evet, vardı. Akşam saatini alındı. Evet, bunlar tabii takdir insanlarımızındır. Parlamenter sistemde yetki onlarındır. Az önce dedik ya, Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını pek çok ülkeden önce vermiş. Bu yetkiyi millet kullanacak. Biz sadece milletimize şunu diyebiliriz. Seçim zamanları, yani artık bunu şöyle demek lazım. Yani 5 yılda bir size bir yetki kullanımı veriyor iktidar. Bazen bu 5 yıla kalmayabiliyor şu an olduğu gibi. Bunu çok doğru kullanmaları gerekiyor. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bir de adaylarla ilgili yorumunuzu almak istiyorum. Özellikle Muharrem İnce, az önce söyledik. Evet. Vatandaşın bir teveccühü kendisine oldukça var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Sayın Muharrem İnce parti içinde de çok sevilen, sayılan, uzun yıllardır işte milletvekilliği yapmış, hı, bu ülkeye hizmet etmiş bir partili arkadaşımız. Aday gösterildiği anda
aday gösterildiği anda zaten seçimlere hazırdı. Ertesi gün sahalara çıkması ve mitinglere başlaması zaten bunu gösteriyordu. Parti içinde de bizim o adaylaştırma sürecinde tabanın çok büyük bir desteği vardı kendisine. Çok büyük bir isteği vardı Sayın Muharrem İnce'nin adaylaşması ile ilgili. Mesela öncelikle biz bir partili cumhurbaşkanı olması gerektiğini düşünüyorduk parti olarak ve bu o kişinin de Muharrem İnce olması tabandan gelen sesle de alakalıdır aslında. Sayın Genel Başkanımız da o isteğe ve sese kulak vermiş. Kendisi de çok iyi tanıdığı için Muharrem İnce'nin çok başarılı olacağını da gördüğü için adaylaştırmıştır kendisini. Doğru bir karar alındı. Zaten şu andaki süreçte de kendini göstermekte. İnanılmaz bir ilgi var. Evet. Bunu sokakta da görüyoruz, çalışmalarda da görüyoruz. Vallahi çok iyi gidiyor şu anda. Ben olayın şurasındayım. Sizin de siyasete alakadar olduğunuz dönemde ben de alakadar olmuşum. 1994 yerel seçimleriyle beraber. O seçimlerden beri geçmişteki seçimdeki konuları böyle mukayese ederdik. İşte eski liderlerin özellikle tarihte bir Osman Bölükbaşı konusu vardır. Çok enteresan şeyler söylemiştir. Türk siyasetine damga vurmuştur. Son yıllarda bu seçimler o atmosferde pek değildi. Artık televizyonlarımızda parodi programları bile yok. Ama şimdi şu an yaşadığımız seçimde Muharrem İnce ile beraber seçime renk geldi. Ve nereye çıksa reyting kırıyor bütün televizyonlarda. Hakikaten gündem belirledi. Çünkü siyaseti ince ince ve espriyle ince. Yapıyor. Aynen öyle. Evet. Ve bence güzel yapıyor. Şöyle o zaman biz de yapalım. Şimdi yine bir reklam aramız olacak. Emine Hocam, ne var kenarda? Yine bir Karadeniz yapalım. Ben bir şiir paylaşmak istiyorum. Fon müziği mi istersiniz? Mümkündür. Yalovalı bir öğretmenin şiiri. O süper. Diyelim. Harika. Sayın Muharrem İnce'nin kendi yazdığı şiirini ben burada sizlere paylaşacağım. Kim bana fon yapacak arkadaşlar? Pekala. Mutsuz kente mutlu yağmurlar yağıyordu. Aylardan deli bir zemheri. Canım yanarken gözler gördüm sanki yangın yeri. Elveda bedenden bedene yollandığım günlere. Elveda beline sarıldığım güzellere. Elveda memur çocukları gibi zor terk ettiğim kentlere. Gittim ben sonsuzluğa, sorgusuzca gittim. Seni martılara emanet ettim. Islak, yorgun, huysuz martılara. Bektaşi tekkesinde deyiş okudum. Okudukça sana dokundum. Yangın yeri gözlerine yüreğimi açtım. Ben Yalova'dan bir öğretmen. Ellisine yeni bastım. Gözlerim gözlerine akmak ister. Sen ister gizle, ister göster. Gözlerimden başka göze gitme. Gidersen de sevme. Seversen de delirtme. Beni incitme. Kapatma gözlerini gözlerime. Sana derdimi kaç satırda anlatırım. Kaç bahar dayanırım yokluğuna. Yumuşak hünerli ellerini nasıl bırakırım sabah karanlığına. Dumanlı dağlarda mavi güvercinli hatıralarım. Yeşil dallarda kızıl kirazlarım. Meydanlarda söylensin şiirlerim, şarkılarım. Varlığın yıldız yangınları. Aydınlanırım. Yokluğun iri soğuk yağmur. Islanırım. Seni yüz dilde kıskanırım. Seni yüz dilde kıskanırım. İzleyiciler şimdi bir reklam kuşağına daha gideceğiz. Reklamların ardından sevgili Emine Akkaya dönüş yapacak programa. Siz de bari söyleyin ne söyleyeceğiniz. Hasan Tunç'tan Dere Akay'ı Dere diye.
diğer bizim yani Karadeniz kırandan aşağı aydır diye. Aydır. Tabii Türk ben isimli. Onu ikinci kıtasından başlayacağım seyircilerin de affına sığınarak. Tamam. Reklamların ardından biz buradayız sevgili izleyiciler. Kalbimizdesiniz. Sizi her gün rahmetle anıyoruz. Tüm Avrupa'da 24 saat hizmetinizdeyiz. Acı gün dostunuz Erenler Cenaze. Avrupa ücretsiz arama hattı 00 800 900 990. Dere Akay'ı dere, iki taştan bir yere, bağladılar başımı istemediğin yere. Sevgili Maçkalı Hasan Tunç, özelliği nedir? Türküleri
Türk toplumu tarafından çokça bilinen Karadeniz'de. Evet. Aslında onun da bir gözü kördü. Kör Hasan da denilir evet. kendisine. Baktığınız zaman o tınılarda Aşık Veysel'i aslında bulursunuz. Aşık Veysel'de onu bulursunuz. Tabiat böyle insanları, Anadolu... tabiat insanların gönlü, halklar hani deriz ya coğrafları, yani coğrafya nerede olursa olsun halk halktır. Evet. Aslında hissettikleri şey aynı. Yaşadıkları kesinlikle. Acılar aynı. Hiçbirinin aslında hani öbüründen fazla eksisi yok. Halk halktır bildiğimiz. İşte annelerden doğarken ninilerle doğduk. Onlar da her yörede öyle değil mi? Yani hangimiz anneden doğarken sesle doğmadık? Kesinlikle. Sesimiz evet. Kesinlikle doğru. Sayın Emecan'a ben dönmek istiyorum. Birazdan biraz önce orada bir mesaj gelmişti. Demişti ki mikrofonu tutsanız sizden az okumayacaktır Oy, diye. Aslında ben soruyu şöyle sormak istiyorum. Siz Türkiye'de kültür ve sanat bunu bulunduğu yeri, durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz çünkü oldukça sosyal bir insansınız. Yaptığınız çalışmalarda da muhakkak bu işin bir tarafında oldunuz. Zaten bahsettiniz 94 yılında ve sonrasında bu konularla evet. meşgul oldunuz. Bugünkü durumunu nasıl özetleyeceksiniz? Bir süreçle beraber böyle bir soru soralım size. Kültür, sanat dediğimiz zaman tabii toplumların gelişmesi ve kalkınması için öncelikle o alanlarda özgür düşüncenin hakim olması lazım. Sanat ve kültür icra eden kişilerin, sanatçıların duygu ve düşüncelerini, hayal dünyalarını, o içlerindeki zenginliği dışarıya vurabilmeleri için özgür hissetmeleri ve özgür olmaları gerekiyor. Aslında yaratıcılığı da bir anlamda teşvik eden alanlar kültür ve sanat. Duygularımızı ifade ettiğimiz, o içimizdeki zaman zaman oluşan öfkeyi dışarıya belki attığımız ya da öfkeli anlarımızda işte bizleri sakinliğe, sükunete teşvik eden, duyguları bize yaşatan sanat baktım, sanat eserleri. Yani sanat eserlerine bir bakarsınız bir müzik dinlediğiniz zaman öyle bir yere gidersiniz ki içinizdeki bir takım negatif duygular bir bakmışsınız yok olmuş gitmiş. Ya da bir sanat eserine baktığınız zaman aynı şekilde bir film seyrederken, müzik dinlerken. Yani aslında ruhumuzu besleyen bir şey. Bugüne baktığımızda, bugüne gelecek olursak sanatın maalesef devlet tarafından artık pek de desteklenmediğini, hatta devletleştirmeye, daha doğrusu siyasallaştırılmaya başladığını görüyoruz. Benim görüşlerime, benim dünya görüşüme ve yaratmak istediğim toplum biçimine uygun sanat yapıyorsan sanatçısın, değilsen uzak dur anlayışı maalesef hakim kılındı. Sanatçılarımızın birçoğu siyasi görüşleri sebebiyle, bunları dışarı yansıtmaları sebebiyle maalesef uzaklaştırıldı. Onların sanatlarını icra etmelerinin önüne geçildi. Ve toplum aslında bir anlamda toplum mühendisliğiyle beraber bir sanat dayatma, sanat kalıbının içine sokuldu. Bugün baktığımız zaman üniversitelerin bölümlerinin, kültür ve sanat bölümlerinin kapatılmaya başlandığını görüyoruz. Yani oralardan artık daha fazla öğrenci mezun olsun ve özgür düşüncelerini icra etsinler istemiyorlar herhalde. Yani desteklenmiyor. Şu anda sanat ve sanatçı kesinlikle desteklenmiyor. Evet. Bugün eskiden biraz önce değindiğiniz gibi paraliler olurdu televizyonlarda, radyolarda. Yani komediler izlerdik, liderler hatta canlandırılırdı. Bu esprilere biz güler geçerdik. Bugün ise liderler demeyeyim yanlış oldu, başımızdaki lider. Hiç de bu konuda hoşgörülü değil, çok rahatsız oluyor bunlardan ve tamamen çünkü önüne geçiyor. Şey oluyor yani. Espri insanların hafızasında kalıcı oluyor. Zekiler yapar. Yani bakıyoruz tamam merhum Levent Kırca bir siyasi görüşün temsilcisi olabilir. Onlara ters gelebilir. Kardeşim yani onların görüşünden hiç tiyatroda güldürü sanatları yapan sanatçılar yok mu? Var ama ne söyleyecek?
mecbur söyleyeceği şeyden bir siyasi malzeme çıkacağından ötürü. Onlar yazarsa söylüyorlar. Onların yazdıklarını okuyorlar. Ya şimdi Hamdi Alkanlar bunlar hep kayboldu gittiler. Çünkü özgür davranmaları gerekiyor. Tabii. Özgür önerdi, düşünceyle hareket Sayın etmeleri şey gerekiyor. Yani gülmeyi unuttu insanlar. Sanatçıya dahil kendi yapacakları şeyleri anlatıyorlar. Onları anlatıyorlar ve onlar da bize onu sunuyorlar. İşte bir mizahsında ne yapacaklarsa, işte bir tiyatroda neyi söyleyeceklerse artık iyice sap samana karıştı gidiyor. Evet. Sanat dayatmayla yapılmaz. Aslında belki de bütün şu andaki durumu özetleyen şey bu. Sanat dayatmayla yapılmaz. Binay Hocam siz bir şey söyleyecektiniz. Bu işin gerçekliğini yaşadığım için 26. yılındayım. Sanat anlamında, müzik konumunda daha doğrusu. Bir salon tutacaksın, gidiyorsun. Önceleri ben güvenlik şubeden alırdım, ahlak masasına gönderiyorlar. Dedim ki ahlaksız türküler mi söylüyoruz? Yani her şeyin bir yangın yeri var. Ama evet, şunu da söylemek lazım. Korkak adamdan da sanatçı olmaz. Kesinlikle. Yani evet, umut diyorum, her zaman bunu söylerim, kendi sözümdür. Ekenin de biçilenin de cesaretli olması lazım. Umudu kim ekiyor, kim biçiyorsa. Bu ülkenin cesaretli insanlara ihtiyacı var. Benim mesleğim gidecek, benim bu şeyim olacak, bu oğlum korkularla bir nesil yetiştirirseniz bu aba her sırtı, daha doğrusu sırtı her zaman bu sopa gelecektir. Bence sanatı çaldırmayacağız ve mücadelemizi devam edeceğiz. Daha çok çoğalması gerekirken bir azalma görüyorum ben. Bir azalma görüyorum. Ben belediyelerimizin yaptığı kültür festivalleriyle sanatçı değilim. Taşeronleşmeden geri alacağız. Eğer siz gerçekten topluma bir yere gittiğinizde Muharrem Bey gibi toplayabiliyorsanız, birisi sizin biletinizi alıp gelip tercih ediyorsa siz sanatçısınız. Evet. Ama hazır bir seyirciye çıkıyorsanız siz sanatçı değilsiniz. Okuyucusunuz. Evet. Bunu söyleyeceğim. Evet, o da bir doğru bir bakıştır. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi vaktimiz de böyle akıyor. Birlikte bir türkü söyleyelim ve Emine Hocam'a genel önemli bir soru soracağım. Sonra onun cevabını isteyeceğim ben ondan. Birlikte güzel bir türkü okuyabiliriz. Aklınıza geliyor mu? Var. Aşık Veysel'den okuyalım mesela. Aşık Veysel'den olur. Ne demek? Aşık Veysel demiş yani sonuçta. Eğer gözlerim görseydi dünyayı tanıyamazdım demiş yani sonuçta. Evet. Buyurun. Uzun Önce'yi hocam beraber şey yapabiliriz. Sanırım sizin ses tonu daha uygun. Tamam olur. Tamam, hep birlikte okuyalım. Hatta Sayın Emecan da düet yapmak isterse mikrofonu ben kendisine uzatabilirim. Valla sesimi duyup ekrandaki izleyiciler kaçmazsa çünkü hakikaten süreçte çok kısıldı. Estağfurullah. Onu biliyoruz. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz.
ise iş bu hale. Ya hava ya yağlı güle, yetişmek için menzile yürüyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile yürüyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Harikasınız. Sağ olun. Sayın Emecan'a da çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadığı için. Ben teşekkür ediyorum. Bana bunlar, da bu fırsatı verdiğiniz bu, için. Bunlar bir renktir, evet. Sayın Vekilim. Önemlidir. Bu program için de çok önemlidir. Bir hatıradır ayrıca. Evet. O yüzden biz biraz ısrarcı olduk. Kırmadığınız için teşekkür Rica ederiz. Rica ederim, ne demek. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bir Türkiye tahlili yapmanızı istiyorum. Ve bununla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir programı yapılmıştı. Bunları toparlayarak bize bir özet yapmanızı istiyorum. Yani hem zaten şahsınızla ilgili sormuştum. Yani seçilip milletvekili olduğunuzda ne, özellikle yapmak istediğiniz neler var biçiminde ama şu an hani Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuk var ya söyle. Evet. Ne, nasıl başlıyor? Diyor ki Samsun'a çıktığım zaman işte hal ve durum buydu. Biz de bugün 11 Haziran itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde durum nedir? Bununla ilgili gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerileri, gerekse sizin özgün fikirleriniz de olabilir. Düşünceleriniz nelerdir? Evet. Soru çok büyük, çok, çok kapsamlı. Bir, sabaha kadar konuşulabilir ama yani gerçekten bir özet çok kapsamlı, istiyorum. Çok kısa bir şekilde hani toparlamaya çalışayım ben bu sorunun cevabını. Hal ve durum şu an ülke aslında büyük bir sıkışıklık yaşıyor. Sözlerimin arasında da birkaç kere değindiğim gibi ülkede bir demokrasi problemi var. Demokrasi dediğimiz zaman nedir? Demokrasi aslında özgürlük demek. Demokrasi her vatandaşın her türlü imkana, devlet kurumlarına eşit koşullarda ulaşması demek. İyi yaşam koşulları demek. Devletin, devlet kurumlarının vatandaşının arkasında olması demek. Bugün baktığımız zaman duruma, hal ve durum dediniz ya, bugünkü hal ve durumda devlet kurumları tamamen siyasal iktidar tarafından kuşatılmış durumda. O yüzden de vatandaşlar asla ve asla kendilerini güvende hissedemiyorlar. Evet. Halbuki kurumlar vatandaşa hizmet etmek için vardır. Yani devletin bürokratları, vatandaşa hizmet için o görevi yaparlar. Hı. Örnek derseniz hemen örnekleyerek bitirirsem sanırım daha kolay olacak. Devletin valileri, kaymakamları çeşitli nedenlerle sürekli değiştirilerek hükümet tarafından kendilerine yandaş olan, kendi fikirlerini, kendi emirlerini yerine getirecek kişiler görevlere getirilmiştir. Bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi 7 Haziran seçimlerinden sonra aslında Güneydoğu'da yaşanan olaylara baktığımızda hatırlarsanız o bölgedeki vali ve kaymakamlara ne dedi Cumhurbaşkanı, hükümet? Teröristlere dokunmayın dediler. Ve valiler de, kaymakamlar da bunu yaptılar. Hiçbir şekilde dokunmadılar. İşte o hendek siyaseti, evet. Hendek çalışmaları o ortamda maalesef yapılmış oldu. Ve bir anda Güneydoğu'da biliyorsunuz terör, patlamalar ülkemizde gerçekten ortamı çok gerginleştirdi. Huzur, üzücü şeyler kaybol, yaşadık. Tabii. Çok üzücü şeyler yaşadık. Tedirgin oldu vatandaşlar. Aynen. Gelelim, can güvenliği konusunda. Kesinlikle. Ve birçok insanımız da öldü bu arada. Evet, diğer yandan yine toplumda bireylerin kendilerini güvende hissedebilmesi için yargıya güvenmeleri gerekir. Şu anda bir yargı bağımsızlığından da söz edemeyiz. Her ne kadar
Yargıtay Başkanı Aysel Hanım işte hiç kimse yargının bağımsız olmadığını iddia edemez demiş olsa bile baktığımız zaman yine okur makamlarda hakimler ve savcıların değiştirildiğini, kendilerine biat eden hakim ve savcıların görevlere getirildiğini görüyoruz. Hı hı. Buna da yine çarpıcı bir örnek verecek olursak özellikle bu Büyükada davasında, Büyükada'daki teröre destek olayından dolayı tutuklamalar yapılmıştı biliyorsunuz. Orada bir Alman gazeteci tutuklanmıştı. Evet. Bir süre Almanya istemesine rağmen hükümet onu işte serbest bırakmadı, yargılamadı. Fakat bir gün Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Almanya'ya gitti. Gittiği gün ne hikmetse bir anda mahkemesi bile görülmeden gazeteci serbest bırakıldı. Evet, Merkel söyledi. Evet, yani Almanya'ya gönderildi. Şimdi yargı bağımsız idiyse ve tarafsız idiyse nasıl oldu da Almanya'dan bir emir geldi ve bu gazeteci hiçbir şey sorgulanmadan bırakıldı, gönderildi. Şu anda birçok gencimiz tutuklu, birçok insanımız tutuklu. Gerek Cumhurbaşkanı'na hakaretten, gerek düşüncelerini ifade ederken hükümete yandaş düşünceleri olmadığı için, muhalif düşünceleri olduğu için terörist ilan edilerek işte ya da terör örgütlerine destek olmamakla birlikte gibi, üye olmamakla birlikte işte onların fikirlerine destek olmak gibi suçlarla birçok insan şu an içeride yatıyor. Sayın Vekilim, bir araya girmek istiyorum. Şimdi biz özellikle işte Yargıtay, Danıştay başkanlarının işte Rize'de bir çay toplama fotoğraflarını medyadan hatırlıyoruz. Şöyle bir şey aslında seslendirilebilir. Tirebolu'da mesela 42 nolu bir çay fabrikası vardır. Sizde de çay vardır. Aslında o başkanları çay toplamak için siz de davet edebilirsiniz Giresun'a. Öyle bir çağrı da yapılabilir kendilerine. En azından tarafsızlıklarını ispat etmiş olurlar. O tarafta durmamış olurlar diye söylüyorum. Araya o vesileyle girdim. Buyurun. Evet, biz çay toplamaya çağırmayacağız. Biz yargının bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini düşünüyoruz. Hı. Yargıtay üyeleri, hiçbir yargı mensubu Cumhurbaşkanı'nın önünde ceketini ilikleyemez, ona biat edemez. Zaten cübbelerde yoktur. Biliyorsunuz o düğme maksatla. Yoktur. O nedenle kesinlikle bu ülkenin bağımsız ve tarafsız yargıya ihtiyacı var. Şu anda ülkenin içinde bulunduğu durum bu. Bunun değişmesi için de öncelikle acilen OHAL'in kalkması gerekiyor. OHAL kalkmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar aktif hale gelmeli, işler duruma gelmeli. Artık kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmemeli ülke. Yani bu durumun inşallah 24 Haziran'dan sonra bu tablonun değişmesini bekliyoruz. Sayın Vekilim, ben de bu ülkenin bir genciyim. Bir baktık böyle ülkemize. Pek çok şey yaşadık, öğrendik. Şimdi çok zor bir dönemde milletvekili olacaksınız. Evet. Zorluğu şu, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra bir soğuk savaş, İkinci Dünya Savaşı, daha sonra yoksulluk vesaire, sonra çok partili sisteme geçiş, sonrasında işte çok partili sistemde Adnan Menderes dönemi, bununla beraber Türkiye bir bu yolculuktan gelmiş. Yapılmak istenen bazı devrimler o dönemlerde bazı bozulmalara da yüz tutuyordu zaten. Bu iktidar döneminde de ciddi manada laik demokratik cumhuriyet devrimi, rejimi yara aldı. Şimdi bunun güncellenmesi gerekiyor. Yani cumhuriyetin yeniden kesinlikle tesis edilmeye ihtiyacı var ve bunu yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her bir bireyi tarihe adlarını çok güzel bir şekilde yazdıracaklar. Bunun başında bulunan o dönemin Cumhurbaşkanı da, keza öyle Meclis Başkanı da. O yüzden ben bu konuyla ilgili çok kısa yine düşüncelerinizi alıp size teşekkür edeceğim. Sözü vereyim çünkü vaktimiz oldukça daraldı. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımları şu an kaybedilmeye başlandı. Öncelikle bu kazanımların korunması ve geri kazanılması gerekiyor. Bizim için bu çok önemli. Değerlerimizi kaybediyoruz.
Bizim önceliğimiz meclise girdikten sonra bu kazanımlarımızı yeniden tesis etmek olacak. Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri dediğiniz gibi demokrasimizin gelişmesi için çok büyük bir mücadele vermiştir. Bizler Atatürk'ün başlatmış olduğu bu Anadolu aydınlanması yolunda yürüyeceğiz. Öncelikle bu yolda yürüyerek halkımıza, milletimize hizmet edeceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki programı da toplumun her kesiminin her derdine deva olabilecek çözümlerle dolu. Tabii ki buradaki kısacık sürede bütün bu çözümlere giremiyoruz, bunları anlatamıyoruz evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi buna hazır. Biz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyeceğiz. Bence Türk milleti de şu an buna hazır. Ne demiş Sayın Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk? Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidah kalacaktır. Ama bugünün liderine baktığımızda ne diyor? Ben yoksam hiçbir şey yok. Evet, ben gidersem devlet biter diyor. İşte aradaki fark bu. Aradaki fark bu. Diyor? Halbuki biz... Büyük bir ülkeyiz. Bunları aşacağız. Güçlü bir Türkiye olacağız. Güçlü ülke bütün gücüyle, bütün dışarıdan gelen ve içeriden gelen bütün saldırılarla da mücadele edebilecek güce sahip olacaktır. Şu anda güçsüzleştiğimiz için, bu mücadelede de zayıf kalıyoruz. İnşallah 24 Haziran'dan sonra... Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde bu mücadeleyi biz kazanacağız. Peki çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu yoğun tempo içerisinde gelip burada bize 2 saatinizi ayırdınız. Sizle bu stüdyoda da bu ekranda buluşmak bizim için de çok önemliydi. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu görevi layıkıyla yapacağınıza gönlümüz, inancımız tamdır. Zaten yaptığınız çalışmalardan bilgimiz vardı. O yüzden gönül rahatlığıyla Ankara'ya çok çalışkan bir milletvekilini göndereceğimizi biliyoruz. Sevgili Emine Akkaya hanımefendi, size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. TV'ye ve sizlere. 16 Temmuz'da biz final yapacağız. Önümüzdeki yıl bir televizyon projesi yapar mıyız? Şimdiden bunu söylemek tabii ki zor. Bugün kendisine çok fazla konuşma fırsatı vermedim. yine vermiyorum vakitler. yayın ortağım sevgili Binay Koçak. Size de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben de. Haftaya günler pazartesi ve saatler 22'yi vurduğunda biz yine Kuzey'den programını yapmak üzere Cem TV ekranlarında olacağız. Aynı sloganla bu akşam kapatayım. Hatta şöyle bir mesajla, bir türküyle de kapatmak isterim. Sevgili Emre, ama sloganla kapatalım. Trafik kaidelerine uyulan ve sokaklarına tükürülmeyen çağdaş bir İstanbul... Ve Türkiye için diyorum. Ve müziği bana, sözleri sevgili İbrahim Karaca'ya ait olan ilk 2 mısrada bana eşlik edebilirsiniz ikiniz de. İnce diyelim ince diye bir türküyle bu akşamı kapatalım. Ata vurdum yuları, duydunuz mu bunları? Kuru diler sunları, diyelim ince ince. Kuru diler sunları, diyelim ince ince. Kalk ayağa kemençe, ne durursun el pençe. Başka yolu yok bunun, diyelim ince ince. Bakmayan bakanlara, çıkmayan dikenlere. Bakmayan bakanlara. Belimi bükenlere, diyelim ince ince. Belimi bükenlere, diyelim ince ince. Çayımız dem almayı, üretene kalmayı. Başka türlü olmayı, diyelim ince ince.
Her seçim hile hurda, kuzi emanet kurda. Her seçim hile hurda, kuzi emanet kurda. Düşmeden büyük derde, diyelim ince ince. Düşmeden büyük derde, diyelim ince ince. Ha bu dili uzuna, her enemle kızana. Yollayalım fizana, diyelim ince ince. Ha bu dili uzuna, her gelene kızana. Yollayalım fizana, diyelim ince ince.